Gel bakalım Hüseyin. Para kokusu aldı mı? Biliyorsun ya baba. Dayanamazsın kârata. Gene kokusunu aldın. Al bakalım paranı. Saymadan sakın cebine koyma oğlum. Aman baba. Parayı yolda gerek... bile bulsan mutlaka say. Sen sayıyorsun ya. Yetmez mi? Hadi bakalım güle güle. Sağ ol baba. Bereket versin. Evet Cemal. Al bakalım bu da senin hakkın oğlum. Sağ ol babacığım. Kesene bereket. Evet sıradaki. Al bakalım güle güle harca. Sağ ol. Dur söyle bakalım düğün ne zaman? Yakında inşallah. İnşallah. Patron, biri geldi. Dışarıda sizinle görüşmek için bekliyor. Çağır gelsin. Emreder. Emredersin. Hakan başımıza dert olacak. Yok efendim uzun yola gitmezmiş. Yok efendim dışarıda pek fazla uzun kalamazmış. Evlenecekmiş. Bir şeyler de bir şeyler. Affedersiniz efendim. Bir şoför aradığınızı duydum da. Ehliyetini ver. Ehliyetim. Tabii. Buyurun. Uluslararası ha? 8 yıl tır kullanmış. Uluslararası. İşimize yarar. Uzun yola çıkar mısın? Vallahi abi benim için yol uzunmuş, kısaymış, tehlikeliymiş hiç fark etmez. Yeter ki parası sağlam olsun. Ben bu işlerde inanın çok tecrübeliyim. Yıllarımı verdim ben bu işlere abi. Tehlikeyi severim ben. Yeter ki parası sağlam olsun. Biz seni arayacağız. Al ehliyetini. Peki. İyi günler. Herifi gözüm tuttu. Hakan'ı kaydırır, yerine bunu alırız. Sağlam adama benziyor. Gel buraya! Bırak beni, ne istiyorsun? Bir dakika seninle konuşabilir miyiz? Ha? Konuşalım seninle hadi. Seni dinlemek istemiyorum Hüsnü. Hem sen benim nişanlı olduğumu da unutma. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ha? Bırak Hakan'ı Hülya. Beni rahat bırak bana, kaç defa söyledim Hüsnü. Hakan'ı seviyorum, onunla evleneceğim, anlamıyor musun? Bak ya beni dinle, tamam mı? Şimdi yolumdan çekip gideceğim. Eğer gitmezsen bari rezalet çıkartırım, anladın mı? Kenan yola çıkınca Mahmud'a haber verin, karşılasınlar. Kamyonu boşaltırken Hakan'ı bir bahane ile yanlarından uzaklaştırır. Hadi bakalım. Siz de işinizin başına. Malı alın götürün, bekliyorlar. Sen burada kal.
Malı sen al götür, tamam mı? Evet, malı yola çıkarıyor. Hiç merak etmeyin. Dedim ya, hiç merak etmeyin. Her şey yolunda gidecek. Merhaba. Malı getirdim. Dışarı çık. Ne? Dışarıda bekle. Hakan, bak patronla konuştum. Bu senin son işin olacak. Bir daha öyle uzun yol falan yok. Tamam mı hanım? Sağ ol. Söylediğin iyi oldu. Bu uzun yollardan bezdim zaten. Hadi, hadi yolun açık olsun. Hadi eyvallah. Güle güle, yolun açık olsun. Hoş geldin be Hakan. Hoş bulduk, sağ ol. Gel be. Nasıl geçti yolculuk? Olmadı bir terslik ha? Aman olmasın be Hakan'ım. Gel oturalım bir kahvemizi iç. Hadi. Hadi. Alo. Her şey senin dediğin gibi. Bana bakın. Malı kamyona öyle bir yerleştirin ki Hakan'ın ruhu bile duymasın. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Tamam. Yarın işi koyuyoruz. Başka bir derdin olmasın. Sen hiç merak etme. Ne oldu, malı iş halledildi mi? Her şey dediğin gibi oldu abi. Kamyonun her tarafına yaydık malı. Aferin size. Bravo. Ver bakayım iş gibi. Bana da. Saatinize. Senin de saatin abi. Yalnız dilim biraz uzun. Hayırdır inşallah. Gecenin bu saatinde kim acaba?
Hakan, sen misin oğlum? Benim anne. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Kusura bakma seni uyandırdım. Anahtarı almamışım yine yanıma. Ne demek oğlum, sapasağlam döndün ya. Hadi sana bir şeyler hazırlayayım. Sağ ol, istemem anne. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Gecenin bu saatinde mi? Yol boyunca bunu düşündüm hep. İşlerinde sana yardımcı olacak birini ister misin be? İkimizin de can yoldaşlığı yapacak birini. Çıkar şu dilinin altındaki baklayı bakayım, söyle kimmiş o? Senin de çok seveceğin biri anne. Şerif Bey'in kızı Hülya. Güzel. Kendini nasıl hissediyorsun ablacığım? Yakında hayırlısıyla güzel bir gelin olacaksın ablacığım. Benim güzeller güzeli ablam. Sus, duyarlar ayıp. Aman, duyarlarsa duysunlar. Birbirinizi sevdiğinizi bilmeyen mi var? Ah, canım kardeşim. Darısı senin başına inşallah. Anneciğim ne oldu? Tamam kızım, sen gönlünü ferah tut. Babam seni vermeye razı oldu. Bakalım, doğruca kocanın yanına. Uyanınca seni yanında bulsun. Ama anne... Hadi hadi, ben seni bilirim. Kenan'ın işe gideceği günlerde erken kalkarsın sen. Şimdi doğruca yanına git, ben alırım. Olur tabii be kızım. Olmaz. Olur, hadi bakayım, sen git kocanın yanına. Hadi, yürü. Görüyorum, şükür çıkabildin evinden ha. Ne haber Hakan? Nasılsın bakalım? İyiyim Sadık abi. Evlilik nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Darısı başınıza. Mutluluğun ebedi olsun. Sağ ol abi. Mutluluğun ebedi olsun.
Sağ ol abi. Ben işe başlamaya geldim. Daha yeni evlisin. İstersen birkaç gün daha izin yapabilirsin. Yeteri kadar izin yaptım abi. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Bir iki gün sonra bir parti mal daha var. Evet abi. Şirketin işlerini de düşünmek gerekir dedim. Haklısın. Gel içeri girelim de etraflıca görüşelim seninle. Peki abi. Merhaba. Hoş anne. Geldin oğlum. Ben de seni bekliyordum. Halan hastalanmış. Hemen yanına gitmemiz lazım. Nesi varmış anne? Kalbi tutmuş. İnşallah atlatır. Hadi hemen hazırlan da gidelim oğlum. Ben hazırım anne. Hadi Hülya, hemen giyin çıkalım. Oldu Kenan. Halacığım bize müsaade. Bu saatte gidilir mi oğlum? Arka odada kalırsınız. Annem burada kalacak. Biz yarın yine uğrarız. Sen kendini yorma. Tamam, tamam siz gidin oğlum. Ben nasıl olsa buradayım. Halan iyileşene kadar da yanında kalacağım. Kahvaltıdan sonra halama gideriz. Olur canım, hemen çıkarız. Sen otur, ben bakarım. Hakan, kusura bakma, seni rahatsız ediyorum ama Sadık abi acele seni istiyor. Hayrola, kötü bir şey mi oldu? Yok yok, kötü bir şey değil. Bir sipariş var da çok acele. Bugün erkenden yola çıkması gerekiyormuş. Senin kamyonu hazırladık. Saat daha erken. Biz de kahvaltı yapıyorduk. Gel içeri sonra birlikte gideriz. Hadi gel. Sağ ol. Sadık abi bekliyordur. Ben geleceğini haber vereyim. Peki sen bilirsin. En geç bir saate kadar gelirim ben. Hadi güle güle. Eyvallah. Kimdi o? Ambardan bir arkadaş geldi. Gitmeye mecburum Hülya. Sen yarın halama gidersin, annemle dönersiniz. Yarın akşam evde olurum. Sen bilirsin. Sana yolluk hazırlayayım. Merhaba İsmet. Merhaba abi. Vereyim abi. Buyur abi. Nasılsın? Sağ ol, al parasını. Sağ ol abi. Şey, halan nasıl oldu? İyidir. Krizi atlattı. Annem de iyileşinceye kadar yanında kalacak. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ha şey, yengem nasıl? O da iyi, biliyorsun işte, ev işleriyle uğraşıyor. Hadi eyvallah. Selamımı söyle. Hakan'cığım, gidiyorsun demek. Yolun açık olsun. Evet, öyle. Geride kalan hiçbir şeyi merak etme. Sağ olun. Dostlarım burada oldukça hiçbir zaman merak etmiyorum zaten. Biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi.
Çekilin, yol açın. Ne oldu? Anlat, nedir bütün bu olanlar? Niye toplanmış bu kalabalık? Anlat, söyle! Söyle diyorum, ne oldu? Ne yaptılar sana? Sen evden çıktıktan sonra Hüsnü geldi. Konuşmak istiyormuş. İçeri almadım. Beni bu hale getirdi. Sesini duyan mahalleli de koştu geldi. Peki senden ne istiyormuş? Söyle! Bilmiyorum. Bilmiyorum Kenan. Beni çok fena dövdü, baksana halime. Ne hakkı var senin bu hale getirmeye? Gidip bulacağım onu. Nerede bulabilirim onu? Vallahi buralarda olmaz abi. İleride bir kahve var. İstersen... İstersen oradaki kahveye gidebilirsin abi. Çünkü dediğim gibi bir gün gelir, bir gün gelmez. Öbürsü gün bakmışsın gene gelmiş. Yani ne diyeceğim bilemiyorum ama... Sen nerede gel, kahveye bana bak abi. Kahveye bak abi. Aslan gibi oğlum kaza geçirmiş. Üzülme anne. Kenan iyileşecek. Yanına bile sokmuyorlar kızım. Zamanı gelince gidip göreceğiz anne. Tam bir hafıza kaybına uğramış. Hiçbir şey bilmiyor. İsmini bile hatırlayamıyor. Peki ne zaman düzelir?
Bunu kestirmek çok güç. Uzun bir tedavi süresi gerekiyor. En doğrusu hastayı tedavinin belli bir süresinde kendi halinde bırakmaktır. Hakan! Yok. Henüz giremezsiniz. Ben karısıyım, onu görmek istiyorum. Onu görmeniz bir şeye yaramaz. Henüz tam olarak kendine gelemedi. Hiç kimseyi de tanımıyor. Benim biricik kocacığım. Yani beni. Karısını da mı tanımıyor? Bakın, biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu geçici bir şok. Kaza esnasında başını vurması hafıza kaybına neden olmuş. Hadi, üzülmeyin, üzülmeyin. Her şey yoluna girecek. Merak etmeyin. Bunun değeri büyük olmalı. Şarampole yuvarlanan kamyon bir nakliye şirketine aitmiş. Onları soruşturursak işimiz zorlaşır. Çünkü bunlar hemen kendilerini kaybederler. Her şeyden haberdar olurlar, hiçbirisini yakalayamayız. Bu işe kalkışanlar hemen yok olurlar. Bulduğumuz ipucu da anlamsız olur, işe yaramaz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz amirim? Bana Murat'ı çağırın. İlk arayacakları kişiyi biliyoruz. Kamyonun şoförü Kenan. O da şu anda hastanede tedavi görmekte. Aynı zamanda hafızasını da kaybetmiş. Yalnız belli ki Kenan taşıdığı maldan habersizmiş. Bundan böyle şirketi göz altında tutacak. Baş üstüne amirim. Geç otur Murat. Buyurun efendim, geldim. Otur otur. Sen gidebilirsin. Baş üstüne. Sana gelince Murat, bildiğin gibi azılı bir çeteyle karşı karşıyayız. Ancak bunları suçüstü yakalamak zorundayız. Durum böyle olduğu için de kardeşim Murat, bu nedenle tek bir yol kalıyor. İçlerine sızmak. Sayın amirim, hemen üzerlerine gidersek içlerine kapanarak çözülmez olurlar. Şoför yandığıyla kalır. Ziyaretine geldim Hülya. İşlerden vakit ayıramadım. Geç oldu, kusura bakma. Hoş geldiniz. Kapı önünde durmayın, içeri buyurun. Yok yok yok, fazla kalmayacağım. Olsun. Olanlara çok üzüldüm. İnşallah Hakan yakında iyileşip döner eve. Bazen kendimi suçluyorum. Keşke yola çıkarmasaydım diyorum kendi kendime. Üzülüyorum onun için. Sizin ne suçunuz var Sadık Bey? Olacağı varmış. Öyle annemiz nasıl? İyice. Ama belli etmemesine rağmen Hakan'ın durumuna çok üzüldüm. Oh, unutmadan bir şey soracağım. İçinde bir takım kağıtlar bulunan bir çanta vardı. Acaba Hakan sana mı bıraktı? Getirmiş olsaydı görürdüm. Yazıhaneye falan bırakmış olmaz. Ben bir de çocuklara sorayım. Çok mu önemliydi? Yok, o kadar önemli sayılmaz. Sadece merak ettim. Şimdilik hoşça kal. Hadi gidelim. Güle güle. Hadi Cesur. Bu ilaçları aksatmayın. Parada da kontrola getirin, olur mu? Kimseyi tanıyamaması sizi üzmesin. Düzelecek. Önemli olan sakin bir devre geçirmesi. Mümkünse kalabalıktan uzak bir yere götürün onu. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Bir süre ayrı kalacaksınız ama en iyi çare bu. Ben de gelsem. Olmaz. Doktor yalnız kalmasını söyledi. Tedavisi için bu gerekliymiş. Kızım, biraz makul ol. Kenan'ın iyiliği için bu şart. Peki. Nasıl istersen. Hemen hazırlanırsa yola çıkabiliriz. Tabii. Hadi ben kızım, böyle valizi getireyim. Pekala. Bak Kenan, senin iyiliğini istiyoruz. Gideceğimiz yer çok güzel. Manzarasına doyum olmaz. Bizler hep senin yanında olacağız, unutma. Evladım, bunlar da ilaçları. Sakın aksatmayın. Siz hiç merak etmeyin, o benim kardeşim. Sağ ol evladım. Nasılsın Zehra teyze? Sağ ol kızım. Hülya ablam evde mi? Canı çok sıkılıyordu, biraz hava almaya çıktı. Nereye gitti acaba? Galiba Billur Tepe'ye gitti yavrum. Sağ ol Zehra teyze. Güle güle kızım, güle güle.
Ablacığım. Ha? Nasılmış bakalım benim güzeller güzeli abla? Seni hepimiz merak ettik. Niye geldin? Niye gelmeyeyim? Seni buralardan koparmak lazım. Asıl buralar biraz olsun beni rahatlatıyor. Onunla burada tanıştık. Buralar bizim kalplerimizin attığı yerler. Üzüntün geçecek mi sanki? Burada daha fena oluyorsun. Yanılıyorsun Feryal. Burada onsuz da olsam hatıralarımla avunuyorum ben. Doktor iyileşeceğini söyledi. Bir iyileşse, bir eski haline dönse. Eniştem kuvvetlidir abla, bunu da atlatacaktır. İnşallah, inşallah kardeş. Murat'ı yaraladılar, hastanede yatıyor. Komadan daha yeni çıktı. Mutlaka başına nöbetçi koyun. Hiç merak etmeyin, bütün gün boyunca başında nöbetçi duruyor komiserim. Murat'ın yakalanması ve yaralanması hiç iyi olmadı. Onları yaptığını bilmiyor gibi davranacağız. Ve üzerlerine gitmeyeceğiz. Bizim bütün amacımız onları mutlak surette suçüstü yakalamak. Hiç merak etmeyin efendim. Bütün bu söylediklerinizi harfiyen yerine getirmeye çalışacağım. Sen üzülme yenge hanım. Hafta sonu gelir, birlikte onu görmeye gideriz. Sen merak etme. Sağ ol. Allah sizden razı olsun. Ama Hakan'ın yeri, ailesinin yanı, yuvası bizim yanımız. Haklısın ama, belki böyle daha çabuk iyileşir. Bilmiyorum. Günlerdir düşünüp duruyorum. Neyi? Kimim? Niçin buralara geldim? Ne işim var burada? Sizler kimsiniz? Bir türlü hatırlayamıyorum bunu. Bizler senin iş arkadaşlarınız. Sana yardımcı olmak istiyoruz. Onun için seni buraya getirdik. Bizim şirkette çalışıyordun. Evet. Bir kaza geçirdin. Hafızanı kaybettin. Evet, bu kadarını hatırlıyorum. Çünkü en azından 10 defa anlatıldı bana. Ama... ama küçücük bir şey, bir ayrıntı. Onu bir türlü yakalayamıyorum, hatırlayamıyorum bir türlü. Kendini yorma, dinlenmen gerek. Ama çok istiyorsan ben sana yardımcı olmaya çalışırım. İster misin? Evet, isterim. Hatırlamama yardımcı ol. O gün bir siparişi götürmek için yola çıktım. Kamyonda ufak bir çanta vardı. Bu çantada bizim için çok önemli olan evraklar, kağıtlar vesaireler bulunuyordu. Böyle bir çantanın varlığını hatırlıyor musun? İyice düşün, hatırlıyor musun? Söyle, hatırlıyor musun? Çanta... Yok, hatırlamıyorum. İyi düşün, hatırlaman gerek. Önceden alıp bir yere koymuş olmayasın. Hayır, hatırlayamıyorum. İyice düşün, hatırlaman gerek. Hatırlayamıyorum. Hatırla! Hatırlayamıyorum. Ay,
Ne yapacağım şimdi ben bu ısınma? Merhaba. Ah! Kimsin sen? Ne işin var burada? Vallahi aslına bakarsan kim olduğumu henüz ben de bilmiyorum. Aa! Nasıl olur da bilmezsin? Kötü bir araba kazası geçirdiğimi söylediler. Hafızamı kaybetmişim. İşte bütün bildiğim hepsi bu kadar. Öyleyse affedersin. Deminki davranışım için özür dilerim senden. Peki, siz nasıl geldiniz buraya? Bu ıssız yere? Arabam, anlayamadığım bir arıza yaptı. İşte gördüğünüz gibi burada kaldım ben de. Öyleyse ben gidip yardım getireyim. Siz burada bekleyin. Sağ olun. Oo, küçük hanımın arabası bozulmuş galiba. Gel hadi yardım edelim. İyi güzel. Arabanız bozuldu galiba. Yardım edelim mi size küçük hanım? Yok, istemem. Niye canım, biz arabadan niye anlarız? Her türlü arabadan anlarız, merak etme. No, delikanlılar. Sizi yolunuzdan alıkoyan bir şey mi oldu ha? Alın voltanızı bakalım, hadi. Küçük hanımın arabası bozulmuş da yardım edelim dedik canım, ne yapalım yani. Gittiler de kurtulduk. Yoksa başımız belaya girecekti. Yani dövecekler miydi beni sanki? Ama ya sizinki? Hakan diyorlar. Aman canım, bırakın şakayı. İnsan kendi ismini bilmez mi? Hafızamı kaybettiğimi söyledim ya. Gerçek ismimi bile hatırlamıyorum. Çok şakacısınız. Demek inanmıyorsun ha? Ne yapalım, öyle olsun. Hadi gel. Hadi. Neredeydin be? Ben buradayım. Gezintiye çıkmıştım. Çıkmadan haber verseydin ya. Ben gittiğimde arkadaşlarınız duyuyorlardı. Günaydın. Günaydın. Arkadaşınız bana çok yardımcı oldu. Öyle mi? Biz de onu köşte bulamayınca şaşırdık. Arabam yolda arıza yaptı. Yardım çağırmaya geldi. Ona kızmayın. Bana yardımcı olmak istedi. Sizinle tanıştığıma da çok sevindim. Ben de öyle. Biz onun arkadaşlarıyız. Arkadaşımız kaza sonucunda hafızasını yitirdi. Doktoru sakin bir yerde dinlenmesi gerek dedi. Biz de alıp buraya getirdik. Hava biraz serinledi. Gel seni içeri götüreyim. Hadi gel benimle. Ha sahi. Sizin de işiniz vardı buralarda. Yakınlarda bir köşkümüz var. Şehre dönmek için yola çıkmıştım ama gördüğünüz gibi burada kaldım. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Ya evet evet, çok sevindim. Ben arkadaşlarımı göndereyim. Size yardımcı olsunlar. Hadi gel. Gel benimle.
hissediyorum. En kısa zamanda eski yaşantınıza döneceksiniz. Evli misiniz? Bilmiyorum. Öyle diyorlar. Sizi üzmek istemedim. Zorlamayın kendinizi. Ama belki tedavinize yardımcı olabilirim. Sizi aradığım zaman nasıl bulabilirim? Size adresimi veririm. Bana baksana. Hı. Ne konuşuyorlar bunlar böyle fısır fısır? Ne bileyim mi? Nereden bilebilirim ki? Baksana. İki aşık gibi konuşuyorlar adeta. Pekala, gel benimle. Şey... Ha, ben o... de sana bir şeyler anlatacağım. Evet, evet. Dün geceki o olay bayağı enteresan. Bu kadar zamandır işlerindesin. Hala bir delil bulamadın mı? Bu herifleri içeri atacak en ufak bir delil bulamadın mı yani? İnanın bana sayın komiserim, sizin de dediğiniz gibi uzun zamandır yanlarındayım ama en ufak bir delille bile rastlayamadım, inanın. Bulmalısın. Aksi halde senin de benim de başım derde girebilir. Bunu aklından çıkarma. Konuş, çanta nerede? Dur diyorum. Dur diyorum. Dur. Dur diyorum sana. Akor! Gidin arayın onları hadi. Bulmadan da gelmeyin. Sen de bu duruma bak. Nerede bu Allah'ın cezası adam be? Tuhaf bir şeyler oluyor ama anlayamadım. Gel bakalım hadi. Nerede ulan? Nerede o patron dediğiniz alçak herif? Nerede? Çık ulan böyle la! Gel ulan buraya! Ne oldu abi? Nerede? Kim? Nerede o patronuz? Kim? Patron öbür tarafa gitti abi. Thank you.
Gel diyorum be! Bırak beni! Yürü! Yaşa komiserim. Seni kanun namına tevkif ediyorum. Gümrede bekledim, nerelerdesin?
geldi.